Merhaba. Güven hocam, biraz bekleyelim isterseniz. Katılımcılar daha geliyorlar. Nereden görüyoruz? Şuradan mı? Şu anda 75 kişi oldular. Nereden görüyorsun? Ha, 82. şurada. 93 görüyorum ben. 95, Evet. Devamlı 96. artıyor herhalde hocam. Güven hocam, 5 dakika bekleyelim. Tamam. Anaeroplar bayağı özlenmiş görünüyor. Çok güzel. Hocam başlayabiliriz isterseniz. İyi akşamlar. Olgularla anaerob bakterilere bağlı bakteriyemi ve diğer enfeksiyonlar başlıklı çevrimiçi oturumumuza, toplantımıza hoş geldiniz. Ben öncelikle anaerob çalışma grubunun ölçüsünden söz etmek istiyorum. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin onun adına bir FEMS sempozyumu gerçekleştirmiştik. 1992 senesinde Antalya'da bir FEMS sempozyumuydu ve Black Pigmented Gram Negatif Anaerob sempozyumuydu. Çok ilgi gördü. En başta bizim gelenler de o dönemde böyle bir yolculukla ilgili sorunlar vardı. Feingold geldi ve diğer birçok anaerob sever dünyadan geldi ve bizim için işte Mr. Anaerob ve Feingold'un olması çok önemliydi.
21-23 Nisan 1992'de Antalya'da gerçekleştirildi bu sempozyum. Ve o zaman özellikle daha sonraki zamanlara da bir kapı açmış oldu. 27. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Antalya'da yapılıyordu gene 7-10 Mayıs 1996 senesinde oldu. 4 yıl sonraydı. Orada da davetli konuşmacılarımız arasında FEMS simpozyumundan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin yaptığı bir simpozyum olarak davetli konuşmacılarımızdan Harun Şah ve Seher Garbia da davetlimizdi. Onlar da özellikle anaeroplarla ilgili sunumlarında çok ilgi gördüler. Arkasından bizim de Türk grubu olarak anaerob infeksiyonlar ve etkenleriyle ilgili bir simpozyumumuz oldu. Ve o kadar kalabalıktı ki, küçük bir odaydı aslında. Bugün de mesela çok katılımcı olduğunu görmek çok hoş. Ayakta dinleyenler de olmuştu. Şah'la Garbia'da bundan çok etkilendiler ve anaerob çalışma grubu bu sayede 9 Mayıs 1996'da kuruldu ve böylelikle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Anaerob Çalışma Grubu olarak büyük bir hızla çalışmamıza başlamıştık. Burada daha sonra da bütün bu ayrıntılarla ilgili olarak Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin Anaerob Çalışma Grubu sayfasına bakacak olursanız orada hem bu TMC'nin FEMS sempozyumuna ilişkin görselleri, fotoğrafları görebilirsiniz. Anaerob haberi izleyebilirsiniz. Faaliyet raporlarımızı okuyabilirsiniz. Ve bunun yanında özellikle anaerob kurslarımız nasıl gidiyor ve neler, nasıl geri dönüşler alınıyor? 5 tane gerçekleştirdik. 6.'sını yapacakken FEMS nedeniyle COVID nedeniyle gerçekleştiremedik ama bu sene özellikle 13-15 Eylül'de yeniden bir sorun çıkmayacak olursa gerçekleştirilecek ve özellikle anaerob severleri görmekten, onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olacağız. Bu sempozyuma da desteğiniz ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Güven Hocam, müsaade ederseniz ben konuşmaları yavaş yavaş başlatmak istiyorum. Önce küçük bir şeyler söylemek istiyorum ben de. Öncelikle bu gittikçe artmakta olan, gözümün önünde bu katılımcı sayısını görünce çok mutlu olduğumu önce söylemek istiyorum. Bu arada tabii anaerob enfeksiyonlar, hepimiz biliyoruz ki birçok enfeksiyonda çok önemli roller almakta. Fakat maalesef çeşitli nedenlerle bugüne kadar hak ettiği yeri ben alamadığını düşünüyorum anaerobların. Dolayısıyla bu çerçevede anaeroblarla ilgili bu toplantıyı düzenlenmesine bize fırsat verdiği için öncelikle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Bu arada anaerob çalışma grubuna da bana böyle bir görev verdiği için teşekkür ediyorum. Ben süremiz kısıtlı olabilir diye çok uzatmadan öncelikle ilk konuşmacıyı davet etmek istiyorum. Sayın Doktor Elvan Sayın, polimikrobiyal bakteriyemi başlıklı bir olgu sunumu sunacaklar. Buyurun Sayın Hocam.
Herkese iyi akşamlar diliyorum. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, sizler için polimikrobiyal bir bakteriyemi olgusu hazırladım. Olgu hastanemizden 2 sene önce karşılaştığımız bir vaka. 65 yaşında erkek hasta. Metastatik mesane seyahatimizi almış 2 yıl önce. En son 1 ay önce radyoterapi ve 5 ay önce de kemoterapi almış. 3 hafta önce hastalığının progresyonu nedeniyle, metastazları nedeniyle operasyon kararı alınmış. Sonrasında da cerrahi yoğun bakım ünitemizde takip edilmiş. Hastaya aslında oldukça mayor bir cerrahi operasyon yapılmış. Radikal sistoprostektomi yapılmış. Tüm prostat dokusu ve mesane alınmış. İleğim ve yeğenimden tümör metastazları rezeke edilmiş. Ve ileal lub diversiyonu yapılmış. İleal lub diversiyonunu biraz açıklamak istiyorum burada. Hastanın mesanesi alındığı için üreter uçları, açıkta kalan üreter uçlarına yeni bir mesane benzeri bir oluşum yapmak amacıyla bu operasyon yapılıyor. Bunun için distal ileumun iyi kanlanan bir bölgesi mezenterle ilişkisi koparılmadan sadece proksimal ve distal uçlarından serbestleştiriliyor. Bu serbestleştirilen bağırsak ağzının bir ucu cilde ağızlaştırılıyor. Diğer ucu kapatılıyor. Bir kör kese elde ediliyor. Ve üreterlerde düodenuma bağlanarak idrar akışı bu ostomi aracılığıyla yapılıyor. İdrar da ostomi, ürostomi torbasında birikmiş oluyor. Hastanın operasyon sonrası dönemdeki takiplerinde oldukça yoğun bir antibiyotik kullanımı olduğunu görüyoruz. 1. gün operasyon günü. Bugünden itibaren başlangıcın 3. gününde oksijen ihtiyacında artış olması ve sekresyon artışı olması nedeniyle imipenan başlanıyor hastaya. Sonrasında genel durumu düzelmeyince vancomisin de ekleniyor ve bu arada DTR kültürü gönderiliyor. DTR kültüründe Pseudomonas aeruginosa üredikten sonra imipenan tedavisi meropenemle değiştiriliyor. Bu dönemde alınan kan kültüründe üreme olmuyor. Sonrası takiplerinde hastanın genel durumu bozulukça oksijen ihtiyacı ya da vazopresör ihtiyacı arttıkça antibiyotik tedavileri değiştiriliyor. Ayın yatışının 17. gününde DTA'sında Acinetobacter boehmeyi üremesi olması üzerine tedavi kolistinde ekleniyor. Ayın 24'ünde hastanın yine bir genel durumunda bozulma, hipotansiyon, akut faz reaktanlarında artış ve SOFA skorunda artış saptanıyor ve sepsis şüphesiyle tekrar kültürleri alınıyor. Derin trakeal aspirat kültürü, idrar kültürü ve 2 set kan kültürü alınıyor. Derin trakeal aspirat kültüründe 10 üzeri 4 kobili millisis normal solunum yolu florası elemanları ürüyor. İdrar kültüründe 10 üzeri 5 kobili millisis enterokokus fesum ürüyor. Kan kültürü ise 2 set bize gönderiyor. Bu arada şunu söylemek, 2 set kavramında vurgulamak istiyorum. Bir kan kültürü seti neyi ifade etmekte? Tek bir damar girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı şişelerin tümü kastedilmekte aslında. İdeal olarak da bir aerob ve bir anaerob şişeden oluşmalı. Bizim hastamızdan gelen 2 set kan kültürü bunlar. Hem aerob hem de anaerob kan kültürleri gönderilmiş. İnkübasyonlarının ilk 24. saatini doldururken periferik kanların etil olduğu şişelerden pozitif sinyal alınıyor. Bunlardan birkaç saat sonra da kateter kanı şişelerinden sinyal alınıyor. Aerob şişelerden her iki aerob şişede, her iki setteki aerob şişelerin gram boyamasında kısa zincirli kısa zincir oluşturan koklar gördük. Diğer yandan anaerob şişelerde ise yine kısa zincirli
kısa zincir oluşturmuş gram pozitif koklar ve bunun yanında gram negatif basiller gördük. Bunun hemen panik değer bildirimlerini yaptık. Sonrasında bir yandan panik değer bildirimi yapılırken diğer yandan da bu örneklerin diğer besiyerlerine pasajlarını gerçekleştirdik. Ayrı bir şişelerin pasajları çikolata agarı ve makonki agarı yapıldı. Çikolata agarı %5 karbondioksitli ortamda inküve edildi. Makonki agarı da ayrı bir ortamda inküve edildi. Bunun bir gün sonraki petri görüntüsü bu şekildeydi. Oluşan koloniler Maldetuf MS'de Enterococcus festum olarak tanımlandı. Her iki ayrı pişede Enterococcus festum üremişti. Duyarlılık testleri çalışıldı. Vancomycin'e duyarlı, ampicillin yüksek düzey gentamicin ve sitromicin dirençli Enterococcus festum üremiş oldu. Diğer yandan anaerobik şişelere ne yaptık? Anaerobik şişeler için anaerobik kanlı agar kullanıyoruz ve bunu anaerobik kanlı ortamda inkübe ediyoruz. Aynı zamanda yine çikolatalı agar da pasaj yapıp karbondioksitli ortamda inkübe ediyoruz ve tioglokalatla besiyerinde pasajını yapıyoruz. Anaerob ortam olarak anoksomat ya da işte çeşitli kavanozlar kullanılabilir. Bunun için de anaerob petrileri değerlendirmeden önce mutlaka bir 48 saat inküme olmalarını bekliyoruz. İlk değerlendirmeyi 48 saat sonra yapıyoruz. Anaerob petrilerin, anaerob pasaj yapılan şişelerin çikolata agarında yine Enterococcus festum üredi. Ama anaerobik agarlarına baktığımızda burada farklı koloni tipleri olduğunu gördük. Bu stereomikroskop altında bakılmış olduğu için koloniler biraz daha parlak görülüyor. Işığı yansıtmışlar. Biraz daha küçük mi koloni görmektesiniz burada. Şurada da daha büyük, biraz daha mukoid bir koloni görmektesiniz. Bunların hangisi gerçek bir anaerob bakteri, hangisi fakültatif? Bunu ayırt edebilmek için ayrı tolerans testi uyguladık. Ayrı tolerans testinde bir numarayı verdiğimiz izolatı hem çikolatamsı agara hem de anaerob agara pasajladık. İki numarayı verdiğimizde aynı şekilde. Hangisini nereye yaptığımızı not aldık pasajladığımızı. Bunların inkübasyondan sonra çikolatalı petri, çikolata besiyeri yine karbondioksitli ortamda anaerob testi anaerob ortamda inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında her iki petri de üreme gösteren, yani hem aerob ortamda hem de anaerob ortamda üreyebilmiş olan koloniler Enterococcus festum olarak tanımlandı. Diğer yandan öbür koloninin sadece anaerob ortamda inkübe edilen besiyerinde üremiş olduğu görüldü. Buradan yapılan gram boyamada da gram negatif filomorfik şekillerde gram negatif basiller görüldü. Bu kolonileri Maldetuf MS'le Bacteriodes fragilis olarak tanımladık. Şimdi Bacteriodes fragilis için antibiyotik duyarlılık testi çalışalım mı diye bir sorarsak aslında bakteriye baktığımızda aminoglikozide, astronoma, vancomisin, kanamisin, polisin, intersek dirençli ve izolatlarının %95'ten fazlası beta-laktamaz üretiyor. Aynı zamanda tetrasikline direnç oranı oldukça yüksek ve eski kinolonlara direnç oranı yüksek. Seçenek olarak elimizde tedavide karbapenem, beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörleri ve metronidazol kalıyor. Peki bunları gözümüz kapalı kullanabiliyor muyuz? Ne yazık ki artık bu ajanlara da direnç gelişimi görünmeye başladı Bacteriodes fragilis içinde. O yüzden duyarlılık testi çalışalım. Nasıl çalışacağız? Bunun için UTS'in önerdiği iki farklı şey var şu anda. Birisi agar dilüsyon metodu. Bu günlük laboratuvar rutininde uygulanması pek mümkün olmayan bir yöntem. Daha çok belli sayıda bakteri biriktikten sonra, belli bir dönem bakteri biriktirdikten sonra sürveyans amaçlı, yani kümülatif antiprogram oluşturma amaçlı
şeyimiz bir yöntem. Günlük kültürlerimiz nadir çıkan vakalar için uygun bir yöntem değil. Disk difüzyon yöntemi ülkesi şu anda onu standartize etmeye çalışıyor. Ama bunun için de FSD100 anaerob agar kullanmak gerekiyor. Bunu da henüz elde etmek mümkün değil. O yüzden peki ne yapalım? Çalışmayalım mı? Yine bir FDA'in özellikle kritik hastalarda kullanılabilecek ve test sonuçları standart yöntemlerle uyumlu çıkan gradient strip yöntemini bunu da kullanabiliriz. Burada hemin K vitamini eklenmiş Brucella agara koyun kanı ekliyoruz. Kendi besleyenimizi kendimiz döküp bir makfarlant bulanıklığında bakteri süspansiyonu elde edip gradient strip testleri yerleştirdikten sonra 48 saat sonra bunları değerlendirebiliyoruz. Laboratuvarda yapabileceğimiz en hızlı yöntem bu. Kısa süre içinde de yani diğerlerine göre nispeten kısa sürede sonuç verebileceğimiz bir yöntem. Bizim izolatımız metronidazole duyarlı ve duyarlı çıktı ama maalesef amoksisilin klavanat ve meropenem'e dirençliydi. Bakteriye destekçi meropenem direnci metallo beta-laktamaz üretimine bağlı olarak görülmekte. Burada da metallo beta-laktamaz inhibitörü olan koşulda yokken 12 olan imipenem miktarının inhibitör varlığında birin altına indiğini görmekteyiz. Biz hastanın kliniğini öğrenmek için aradığımızda aslında hastanın AIDS olduğunu öğrendik. Çünkü biz antibiyogram sonucunu ancak hastanın yatışının 30. gününde elde etmiş olduk. Şimdi bize gelen örnekler hastanın yatışının 24. günündeydi. Bu gelen kan kültüründe Enterococcus faecium bakteri disporojisi üredi. Yine aynı zamanda idrarında da Enterococcus faecium üredi. Bakteriyo disporojisi ve Enterococcus faecium anaerob petride aynı anda ürediği için hemen tanımlanamadı. Ayrı tolerans testi yapıldığı zaman tanımlanabildi. Ve hepsinin inkübasyon süresi de 48 saat sürünce elimize geçen hani metronidazol ya da bakteri duyarlılık durumu, antibiyotik duyarlılık durumu ancak 30. günde çıkmış oldu. Bu dönemde hasta kaybedilmişti. Şimdi hastanın kullandığı antibiyotiklere de bakacak olursak bizim izolatımız meropeneme dirençli. Vancomisine ve kolisine de internal dirençli. İnternal dirençli. Bu yüzden bu açıdan anaerob mikroorganizma açısından da etkili bir anaerob tedavi alınmış olduğunu görmekteyiz. Şimdi klinisyene de bakacak olursak aslında enfeksiyon hastalıkları bu hastanın konsültasyonlarından hastanın son günlerine doğru enfeksiyon odak kontrolü yapılması açısından uyarmış kliniği. Burada başlangıçta abdominal BTD kontrast kaçağı saptanmamış. Ama bize kültürleri geldikten sonra gün be gün cilde oluşturulan ileal ağzın çevresinde bir cilde füstüze bir alan oldu ve buradan artık gözle görülür bir akıntı olmaya başladı. Saptanmış. Sonuç olarak anaerobik enfeksiyonlar genellikle endojen ve polimikrobiyal yani mixed enfeksiyonlardır. Polimikrobiyal bakteriyemi bakteriyel translokasyonu işaret ederek altta yatan hastalık hakkında fikir verebilir. Bizim hastamızda da bir bakteriyel translokasyon başlayıp sonra artık makroskopik olarak görülen bir akıntıya kadar ilerlemiş. Tabii bu hastaya cerrahi olarak yeniden müdahale etmek gerekiyordu ama hastanın genel durumu buna el vermediği için yapılamadı. Bakteri disporojis grubu bakteri üreyen kan kültürlerinde uygun olarak verilmeyen antibiyotiklere bağlı ölüm oranları uygun olanlara göre yüksek bulunmuş. Bu yüzden antibiyotik duyarlılığına mümkün olduğunca çalışmalıyız. Bunlar bizim hastanemizdeki kan kültürlerinden izole ettiğimiz sorunlu anaerob bakteriler. Bunlar için de ilk sırayı Cutibacterium acnes almakta. Bunun tabii bir kısmı kontaminant olarak kabul edildi.
Kutu bakterinin dışındaki enfeksiyon ajanlarına baktığımızda bakterides türleri ilk sırayı almakta. Bu yüzden bakterides'i önemsemeliyiz diyorum. Peki biz bunu bakteri Malditoff MS'de tanımladık ama Malditoff MS'imiz olmasaydı biz bakteri spirojinisi tanımlayabilecek miydik? Ayrı tolerans ile bunun zorunlu bir zorunlu anaerob olduğunu gösterdikten sonra gram boyama ile gram negatif basit olduğunu gösteriyoruz. Sonrasında tanımlama diskleri kullanarak bunun bunun bir bakteri spirojidis grubu bakteri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer vancomisin, kanamisin ve polisine dirençliyse bulduğumuz izolat ve aynı zamanda Bilesilin agarda üreyebilmiş ve iri koloniler oluşturabilmişse, bu gördüğünüz safra estilin besiyerin safrayı estiline hidrolize ettiği için siyah bir renk değişimi oluşturduysa, aslında bu aşamada buna bakteriyes fragilis grubu bakteri diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bu anaerob uygulamaları görsel olarak vurgulayarak sunduğunuz bu güzel olgu için Elvan Hocam çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara ben biraz geç başladık. Katılımcıları beklemek için bir de açılış konuşmaları. Sonuçta 1,5 saatlik süremiz var. Ne kadar süre kalır bilemiyorum diye. Müsaade ederseniz katkı ve soruları sonunda almayı düşünüyorum. Ancak şimdiye kadar 2 soru gelmiş. Bunlar genel sorular olduğu için şimdi arz etmek istiyorum. Bir katılımcımız anaerob çalışma grubu olarak bir rehber oluşturmak güzel olmaz mı şeklinde bir önerisi var. Bunu biz anaerob çalışma grubu olarak düşünüp cevaplamamız lazım sanıyorum. Yalnız benim bildiğim kadarıyla tabii bütün rehberlerde anaerob kısımlarına gelince mutlaka anaeroblar da var aslında rehberlerde. Sanıyorum kan kültürüne sadece bir ekleme olacak bildiğim kadarıyla. Onu ama yine de görüşülebilir. Ayrı bir anaerob rehber olabilir mi? Çalışma grubu olarak bunu değerlendirebiliriz diyorum. Belki son kapanışta Güven Hocam da bir şeyler söylemek ister. Diğer katılımcımız da webinar kaydı alınıp yayınlanacak mı bu toplantı diye sormuş. Onu da sanıyorum Güven Hocam'a bir bilgi verilir cemiyetten ve onu da şimdiden arz etmiş oldum. Dediğim gibi konuşmalarla ilgili soru ve katkıları sonunda almayı düşünüyoruz. Evet şimdi ikinci... Özür dilerim hocam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam buyurun Nurver Hocam. Banu hocamız da burada. Kan kültürlerinde anaeroblarla ilgili kısım güncellendi. Eklemeler yapıldı. Sitede verildi mi hocam web sitesinde? Onu sanırım... Hocam yakın bir zamanda çıkacak. Revize ettik. En kısa zamanda revize olmuş hali yayınlanacak web ortamında. Ama katılımcılarımız herhalde sadece kan kültürü açısından değil de genel bir anaerob rehberi talep ettiler. Onu dediğimiz gibi çalışma grubu olarak değerlendiririz diye düşünüyorum. Evet. Kan kültürü rehberini revize ettik. Anaerob ve mikoloji kısmını ekledik. Nurver hocamız da anaerob kısmına katkıda bulundu. İnşallah tüm anaerobları içeren bir rehber de en kısa sürede gelir. Evet. Ben hemen vakit kaybetmeden ikinci konuşmacı olarak kalça protez enfeksiyonu gelişen bir olguda Cutibacterium acnes başlıklı bir olgu sunumu için Hrisi Bahar Tokman hocamı davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, bilmiyorum ekran paylaşımım galiba çok net olmadı. Evet, şimdi daha netleşti gibi gözüküyor. Hrisi hocam, evet. Şey geçmedi, sunum haline geçmedi. Öyle mi? Tekrar o zaman. Tekrar o yaptığımız şekilde bir daha bir deneyelim.
Oldu hocam. Şimdi oldu. Evet. Evet. Ben de bugün bir Cutibacterium acnes'in etken olduğu bir kalça protezi enfeksiyonu olgusu hakkında kısa bilgi vermek istedim katılımcılara. Olgumuz 71 yaşında erkek hasta, emlak danışmanlığı işiyle meşgul ve 18 yıldır tip 1 diyabet tedavisi altında olan bir hasta. Sigara ve alkol kullanımı yok ve hipertansiyon yönünden de tedavi altında. Hastamız 2 yıl önce bir düşme geçiriyor ve bir kalça kırığıyla bu durum sonuçlanıyor ve total sol kalça protezi ameliyatına alınıyor hastamız. Başarılı bir ameliyattan sonra 2 yıl süresince problemsiz bir dönem geçiren hasta, şikayetlerinin başladığı son zamanlarda çok yoğun bir çalışma temposu tarif ediyor ve bu temponun ardından giderek artan bir ağrı şikayeti başlıyor. Kaşıntılı, hafif akıntılı bir yara başlangıcı, bir fistülize olan bir alan gibi gözüküyor. Ve hareketlerinde kısıtlılık, diğer yandan da ateş şikayetleriyle kliniğe başvuruyor ve bu yakınmalarının son 3 haftadır belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Tabii klinikte hemen yapılması gereken testler arasında lökositoz, sedimentasyon sayısında, miktarında yükselme ve SRP'de belirgin yükselme saptanınca hemen grafi, MR ve PET çekimlerine gidiliyor. Tetkikler neticesinde hasta bir enfeksiyon ön tanısı alıyor ve bir protez revizyonu yapılması gerekliliği doğuyor. Ancak pek tabii ki sizlerin de bildiği gibi hemen antibiyoterapi başlayacaktır. Bundan önce örneklerin alınması ve mikrobiyolojik analiz istenmesi planlanıyor. Ortopedi kliniği çok yoğun çalıştığımız bir klinik. Genelde klinik laboratuvar işleminin, iletişiminin çok iyi işlediği bir klinik. Özellikle gece nöbeti dönemlerinde de çok yoğun irtibat halindeler. Yine bu hasta için de hemen irtibata geçildi ve bizden nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler istediler. İlk önce örneklerin zaman kaybedilmeden çok hızlı laboratuvara gönderilmesi konusunda tavsiyede bulunduk ve kendilerinin mümkünse kan kültürü şişesine 10 mililitre kadar varsa örnek ekmelerini, yoksa 5 mililitre ile de bu işi yapabileceğimizi söyledik eğer çok örnek yoksa. Ama burada bayağı örnek olduğu için bol miktarda kan kültürü şişelerine de yeterince doldurulmuştu. Yine aynı klinikte bizim için çok önemli olan bir konu yalnız kan kültürü değil de mümkünse hem eklem yerinden hem de bu hastada protezin enfekte olduğu bölgenin etrafından pürülen dokudan da ayrıca örneklerin bolca yollanmasını istedik. Ve bu tavsiyeler ışığında kan kültürü şişesini 10'ar mililitre eklem sıvısı eklenmiş olarak laboratuvarımıza örnek ulaştırıldı. Yine bizim tavsiyemiz doğrultusunda kan kültürü şişesi dışında da birkaç enjektörde eklem sıvısı çekilmiş de oldukça yoğun gözüküyor burada zaten eklem sıvısı. Ayrıca protez çevresinde de enfekte olan bölgeden pürülen materyal ayrıca çekilip gönderildi. Tabii örnekler kapsamında test istekleri karşımıza çıktı. Eklem sıvısında öncelikle hücre sayımı genelde çok acil istenen ve gram boyamayla birlikte hemen bir saat içinde istenen testler olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda hemen tabii gereken işlemler yapıldı. Aerob, anaerob kültür, mantar ve TBC kültürleri de rutin istekler arasındaydı.
Protez çevresinden alınan pürülen örnekte ise gram boyama ve diğer kültürlerde rutin olarak istenmişti. Laboratuvar çalışmaları sonuçlandıkça hücre sayımına baktığımızda eklem sıvısında 4200 kadar lokosit saptandı. Polimorf nüveli lokosit hakimiyeti vardı. Ama gram boyamada bu kadar çok lokosite rağmen bakteri görülemedi. Periprostatik sıvıya geldiğimiz zaman protez çevresindeki yoğun dokuda yine çok miktarda pürülen olduğu için polimorf nüveli lokosit de haliyle görüldü. Ancak alanlar sabırla ve uzun süre tarandığında iki alanda küçük pleomorfik gram pozitif çomakçıklar görüldü. Rutin olarak hepimizin bildiği gibi örnekler koyun kanlı agar, makonkey ve çikolatamsı agara ekildi. Özellikle eklem sıvısı da ikinci bir çikolatamsıya ekilerek karbondioksitli ortama kaldırıldı. Ve 48 saat beklendi, üreme olmadı. Bu işlem aynı şekilde protez çevresindeki pürülen dokudan da gerçekleştirildi ve herhangi bir üreme saptanmadı. Tabii biz kliniğe örneklerin çok hızlı gönderilmesini istemiştik. Gelir gelmez ilk işimiz anaerob besiyerlerini ekmek oldu. Biz genelde laboratuvarımızda baz olarak Schedler agarı kullanmaya alıştık. Ancak antibiyogram durumlarında Brucella agara geçiş sağlayabiliyoruz. Schedler agar bazımızla hazırlanmış anaerob koyun kanlı agar, feniletil alkollü koyun kanlı agar ve kadamisin vankomisinli koyun kanlı agar bizim rutinde kullandığımız besiyerleri ve sıvı tiyoglikolatlı besiyerini de sıvı besiyeri olarak aldık ve gelen hem eklem sıvısını hem de prostat çevresindeki pürülen dokuyu bu besiyerlerine ektik. Ekimi tamamladıktan sonra acaba inkübasyon süresi ne olur gibi aklımızdan sorular geçirmeye başladık. Bu anaerob jarlarımızın içinde biz çok iyi biliyoruz ki genelde 72 saat içinde anaerob bakteriler hatta 48 saatte bile üretilebiliyor. Ancak burada söz konusu olan bir protezdi, yani bir biyomateryal vardı. Buna bağlı bir enfeksiyon düşünülüyordu. Dolayısıyla burada biyofilm yapan bakteriler olabileceği için biz bu inkübasyonu rehberlere de dayanarak 10 ile 14 gün kadar uzatmamız gerektiği kanısındaydık. Hepimizin de bildiği gibi biyofilm içindeki bakterilerin metabolik aktiviteleri oldukça yavaşlar ve bunların üreme hızları da düşmektedir. Dolayısıyla anaerob jarda biz bu inkübasyon süresini uzatmadığımız takdirde anaerob etkenlerin izolasyonunu sağlayamayabiliriz. Bu nedenle 10 ile 14 gün kadar inkübasyon uzatılmalı. Gelelim kan kültürü şişelerine alınmış eklem sıvısına. 11. gün eklem sıvısı sinyal vermeye başladı ve hemen buradan hazırlanan gram preparasyonda da küçük pleomorfik gram pozitif çomakçıklar görüldü. Buradan hemen aerob besiyerlerine ve anaerob besiyerlerine pasaj alındı. Aerob besiyerinde üreme olmadı. Ama bizim rutin kullandığımız feniletil alkol ve koyun kanlı anaerob agarda üreme oldu. Burada gördüğümüz üreme kan kültürü şişesinden feniletil alkol agara aldığımız petride görülen koloniler. Buradaki üreme ise eklem sıvısındaki direkt gelen enjektör içindeki eklem sıvısını da aynı şekilde ekmiştik. Orada gözüken koloniler. Bu koloniler aşağı yukarı bir 15 gün sonra üredi. Oysa ki kan kültüründe 11. gün üremiş olmuştu, üremişti. Gelelim periprostetik sıvıya. Periprostetik sıvı da yine Schedler agarla hazırlanan besiyerinde
üreme kolonileri gösterdi. Biraz da benziyor bu koloniler birbirine, dikkat edersek. Kolonilerden gram preparat hazırladık. Rutin çalışma prosedürü devam ediyor. Ve yavaş yavaş artık bu bakteriler ne olabileceği hakkında aklımızdan bazı fikirler geçmeye başladı. Bir öngörüde bulunabilir miyiz? Ne olabilir bu bakteriler diye düşündük. Buna karar vermeden önce bir katalaz ve indol testi yapmamız gerektiğini düşündük haliyle. Katalaz pozitifti, %15 hidrojen peroksitle yapıldı ve spot indol yine paradimetil aminosinamaldehit reagentıyla yapıldı. Ve her iki testin de pozitif olduğunu gördükten sonra artık bunun bir kütibakteriyum mensubu olduğu fikrinden emin olduk, kararına vardık. Ancak son yıllarda propionibakteriyum ve kütibakteriyum terminolojisi kafamızda yeni oturmaya başladı. Literatürü incelediğimizde son olarak propionibakteriyasea ailesinin 4 önemli cinse ayrıldığını gördük. Bunların içinden bir tanesi propionibakteriyum ve günümüzde ancak 4 tane türle kaldı. Geri kalan daha çok deri mikrobiyotası bakterilerini içeren kütibakterium ise o da 4 tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kütibakterium acnes bunların içinden bugün için en iyi tanıdığımız tür ve hakikaten katalaz pozitifliğiyle de kolayca hiç olmasa ön tanıya gidebileceğimiz bir tür. Bütün bu veriler ışığında tabii indol ve katalaz güzel bir test ama moleküler testlere ihtiyaç duyuyoruz. Yani tam bakteri cins ve tür adını koymak isteğinde oluyor laboratuvardaki uzman kişimiz. Ve dolayısıyla bir Malditoff sistemine ihtiyaç duyduk. Malditoff'a örneği verdiğimizde, kolonileri verdiğimizde her iki örnek içinde kütibakterium acnes %100 doğrulukla karşımıza çıktı. Bu sonucu da aldıktan sonra acaba bu bir kontaminant olamaz mı diye de düşünmeye başladık. Çünkü biliyoruz deri mikrobiyotasından örneği alırken bulaşabilir bunlar. Koagülaz negatif stafilokoklar gibi. Ancak burada bakterinin iki örnekte üretilmiş olması çok büyük önem arz ediyordu. Bu örnekler aynı gün, aynı saatte ama farklı yerlerden alınmış örneklerdi. Biri eklem sıvısıydı, diğeri ise protez çevresini kapsayan pürülen dokuydu. Her iki örnekte de bu bakterilerin üretilmiş olması bizim için bunun artık kontaminant olmadığı, etken olduğu fikrini daha da çok güçlendirdi. Hastanın takibini yaptığımızda klinikle tabii sürekli irtibat halindeydik ve hastaya rifampisinle daptomisin tedavisi verildiği, ilk 3 ay enjektabl tedaviyle bu tedavinin takip edildiği söylendi. 7 ay sonra ise hastada tam bir iyileşme sağlandığı belirtildi. Şimdi tabii bu bakterileri ürettiğimiz zaman artık özellikle ortopedi örnekleriyle çalıştığımızda gerek omuz protezlerinde, gerek kalça protezlerine bağlı enfeksiyonlarda biyofilm üreten bakteriler fikri hep aklımıza geliyor. Anaerobların da aşağı yukarı burada %4 oranında karşımıza çıkabileceğini belirten kaynaklar var. Özellikle 2009 yılında New England Journal Medicine'de anlatılan, yazılan bir kaynakta propionibakterium türlerinin yine en başta bulunabileceği gösterilmiş. Daha sonra peptostreptokok ve Feingoldia magna'nın yine bu tip protez ilişkili
ortopedik enfeksiyonlarda karşımıza çıktığı gösterilmiş. Tabii insanın gönlü diğer protez ilişkili enfeksiyonlara da değinmeyi istiyor. Gerçi kalp kapakçıklarında oluşan endokarditlerde veya işte kateter ilişkili, şant ilişkili menenjitlerde de mutlaka bu bakteriler var. Ama süremizin kısıtlı olması nedeniyle ben konumun dışına fazla çıkmayı istemedim. Burada çok kapsamlı bir çalışma görüyoruz. Yine ortopedik örnekler burada yer alıyor ve hastalara uygulanan cerrahi girişim kapsamlı olarak bildirilmiş bu tabloda. Ve Cutibacterium acnes infeksiyonunun yüzde oranı gösterilmiş. Bakın burada özellikle revize edilmiş bir omuz protez enfeksiyonu dikkate alındığında neredeyse %38-%40 oranında Cutibacterium acnes enfeksiyon etkeni olarak gözükmüş. Yine başka bir çalışmada 45 olguyla yapılmış bu çalışma. Yine bir revizyon omuz protez ameliyatı. Yine %40 oranında bakın Cutibacterium acnes etkenler arasında gözükmüş. Dolayısıyla revizyon yapılıp yeniden protez konma gereği doğmuş. Bu biyofilm oluşturan bakteri nedeniyle. Son yıllarda biyofilm üzerindeki çalışmalar devam ettiği sürece bu Cutibacterium acnes'in özellikle eklemleri tutan veya protez çevresinde gelişen enfeksiyonlara dikkat çok arttı. Ve özellikle peptostreptokokların da burada bildirildiğini söylemiştim az önce. 2022 yılında Peptonephilus asacarylitikus'un yine bir kalça protezi revizyonuna neden olduğunu göstermişler. Bu da enteresan bir veri olarak karşımıza çıktı. Ben konuşmamı bitirmeden önce kısaca çıkarımlarımıza değinmek istiyorum. Bu sunumdaki çıkarımlarımız yabancı cisim infeksiyonlarında mutlaka anaerobların etken olarak karşımıza çıkabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Cutibacterium acnes biyofilm ilişkili enfeksiyonlarda akla gelen en önemli anaerob bakterilerden biri olmalı. Çünkü hakikaten önemli bir virülans faktörü bu. Cutibacterium acnes'in biyofilm oluşturma özelliği. Yine bu biyofilm oluşturan anaerob etkenler söz konusu olduğunda bunları atlamamak için inkübasyon süresini 10 ile 15 gün kadar uzatmamız gerektiğini burada vurgulamak, altını çizmek istiyorum. Ayrıca bu bakterilerin gerek Cutibacterium acnes olsun gerek diğer bakteriler bunların kontaminant olmadığını göstermek için her iki örnekte de ayrı ayrı alınan her iki örnekte de aynı bakteriyi üretebilmek gerekiyor. Bu nedenle özellikle ilk gün örneklerin alındığı ilk gün antibiyotik tedavisine başlamadan önce klinikten çok sayıda örnek, 4-5 örnek alınması, ayrı ayrı girişimlerle alınması isteniyor. Nitekim daha sonraki mütakip günlerde hasta antibiyotik altında olduğu için bu bakterileri üretmek kolay olamayacağından ilk gün bol miktarda örnek alınması önem arz ediyor. Ben sunumumu burada bitirmek istiyorum. Katkılarını, sorularını bekliyorum hocalarımın ve katılımcılarımın. Teşekkür ediyorum herkese. Risa Hocam, anaeroplarla ilgili eğitici slaytlarla desteklediğiniz bu güzel sunum için ben de teşekkür ediyorum. Ben bu arada her ne kadar soruları sonda alacağım demiştim ama Elvan Hocam, sizin sunumunuz esnasında kısa bir soru olduğu için hemen sorayım istedim. Tabii, buyurun. Bir katılımcımız
anaerob etkenin antibiyogramı için hangi besin yerini kullanalım diye herhalde gradiyent test için böyle bir soru sormuş. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle rehberlerde agarda dilüsyon öneriliyor ama gerçekçi olmak gerekirse bu yöntemi ancak araştırmalar yaparken ya da sürveyans çalışmaları yaparken kullanmamız gerekiyor. Kullanmak mümkün oluyor, belki bu daha doğru olacak. Biz laboratuvarımızda en kolay gradiyent testi uyguluyoruz. Son yıllarda da difüzyona geçiş sağlanacak. Nurver Hocam bu konuyu çok iyi biliyor, bir yayını da var, anlatacaktır. Ancak Brucella agar, içine hemin ve sistein katılmış Brucella agar, rehberlerde önerilen bir agar. Bunun dışında Wilkins-Chagrin agar önerilen bir agar. Ancak her zaman bunlar elimizin altında olamıyor. Bunları yapmak kolay değil. Schedler agar üzerinde de bir el test yapılabilir, çok zora gelinince veya elinizde bu varsa. Ama yoksa Brucella agarı tercih etmenizi tavsiye ederim açıkçası. Teşekkürler Sayın Hocam. Ben zamanımız çok hızlı akıyor. Müsaade ederseniz hemen üçüncü konuşmaya geçmek istiyorum. Üçüncü konuşmada Banu Sancak Hocam bir atipik üriner sistem enfeksiyonu başlıklı bir olgu sunumu sanıyorum sunacaklar. Buyurun Sayın Hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Sesinizi açar mısınız? Herkese iyi akşamlar. Sunumu açmak için biraz bekletiyorum. Hocam biraz hızlanmamız gerekiyor diye bir uyarı yapmak istiyorum. Maalesef evet. Çok hızlı akıyor zaman. Daha iki konuşmamız var. Tamam, ben hemen hızlanayım. Ben de bugün sizlere bir atipik üriner sistem enfeksiyonu sunacağım, Mehmet Hocam'ın söylediği gibi. ...79 yaşında erkek hasta, ağrılı ve sık idrara çıkma şikayetleri var, böbrek ve mesane taşı tespit edilmiş, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu hikayesi var ve 8 ay önce de bir eşerişiye koli üremesi saptanmış hastada. Bu hastanın idrar analizine, direkt idrar analizinde lökosit esteraz pozitif, nitrit pozitif, protein ve eritrosit saptanıyor. Mikroskopik incelemesinde de 15-20 adet lökosit, 10-15 adet de eritrosit tespit ediliyor. Kültüründe üreme yok. Trimetoprim sulfametoksol sol tedavisinden 2 hafta sonra hastada hala ağrılı idrara çıkma ve sık idrara çıkma şikayetleri devam ediyor. İdrar analizi tekrarlanıyor, aynı sonuç elde ediliyor. Yine idrar kültüründe üreme olmadığı saptanıyor. Peki hastada püri pozitif diyebilmek için mikroskopik değerlendirmede kaç lökosit saymamız lazım diye bakacak olursak, santrifüj edilmemiş idrarda yüzlük büyütmede 10 tane lökosit saymak yeterliyken, 10 ve üzeri pardon, santrifüj edilmiş idrarda 5 ve üzeri lökositin görülmesi püri olarak tanımlanıyor. Hastanın pürisi var ama kültürde, idrar kültüründe üreme yok. O zaman bu durumda bu tabloyu nasıl adlandırıyoruz? Bu tabloyu steril püri olarak adlandırıyoruz hepimizin bildiği gibi. Yani idrarda lökosit tespit edilmiş ama aerobik laboratuvar tekniklerinde herhangi bir üreme saptanmaması durumu olarak özetleyebiliriz. O zaman elimizde ne var? 79 yaşında erkek hasta, acile gelmiş, orta akım idrar kültüründe üreme yok ve steril pürisi var. Peki steril püri durumunda hangi bakteriler aklımıza ilk planda gelir?
diye soracak olursak, Mycobacterium tuberculosis, diğer atipik mikobakteriler, Chlamydia trachomatis, ureoplazma ya da mikoplazma gibi bakteriler aklımıza gelebilir. Ama tabii yine hastanın daha önceden kullandığı antibiyotiğin inhibisyon etkisi olabileceğini de unutmamamız lazım. Peki bu durumda ilk hangi tetkiki yapmak tanıda bize yardımcı olur? Burada gördüğünüz farklı farklı tetkikler var ama basitten komplike tetkiklere doğru gidecek olursak gram boyama hemen aklımıza gelmeli ve yapılmalı. Ve gram boyasında bol polimorfo nükleer lökositler ve pleomorfik bir morfoloji gösteren gram pozitif basiller saptanıyor. Bu durumda ne düşüneceğiz? Ve ek olarak ne yapacağız diye soracak olursak, tabii bu durumda steril püri ile birlikte değerlendirdiğimizde gram boyamayı hemen aklımıza anaerob bakteriler gelecek. Anaerob inceleme için de tabii tekrar idrar kültürü istememiz gerekecek. Peki anaerob idrar kültürü için idrar örneğini nasıl almalıyız? Orta akım idrar mı, direkt kateterizasyon mu yoksa suprapubik aspirasyon şeklinde mi olmalı? Rehberler bize anaerob inceleme yapacaksak suprapubik aspirasyon örneğini tercih etmemiz gerektiğini bize söylüyor. İdrar örneklerinde anaerobik incelemeyi ne zaman yapmalıyız? Aklımıza ne zaman anaeroblar gelmeli diye soracak olursak, yine rehberlerimizden Eisenberg'e baktığımız zaman hastada eğer herhangi bir sebepten dolayı suprapubik aspirat örneği gönderildiyse mutlaka aerob ekimin yanında anaerob ekim de yapmalıyız. Hastanın vezikülo enterik fistül hikayesi varsa mutlaka yine anaerob ekim yapmalıyız. Ve bizim hastamızda olduğu gibi, bu olguda olduğu gibi gram boyasında bakteri tespit etmişiz ama üreme saptamamışız. Bunun takibinde anaerob inceleme yapmalıyız. Yani steril püri olan hastalarda aslında gram boyamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Slide takıldı. İlerlemiyor. Allah Allah. Hocam tekrar çıkıp açıp, tekrar girin. Tekrar çıkıp girirseniz belki. Ay Allah. Hiçbir şey izin vermiyor. Kilitlendi herhalde. Herhalde kilitlendi. Ay Allah. Ben arayayım mı Erdal Bey? Görebiliyor musunuz? Ha, şimdi tamam. Çıktınız hocam. Baştan gireceğim. Hızlandıkça şey oluyor. Hiç başıma gelmeyen bir şey. Hocam ben en son sunayım. Tamam sayın hocam. Vakit kaybetmeyelim. O zaman ben sözü Nurver Hocam'a vermeden önce yine Hrisi Bahar Hocam size bir soru geldi sunumunuz esnasında. İsterseniz kısaca hemen şey yapayım. Siz de lütfen kısaca hemen cevaplarsanız. Biyofilim bir katılımcımız biyofilim oluşturan anaeroplar için süper antibiyotik kullanımı uygulamada aktif bir teknik midir? Kullanımı. Süper antibiyotik kullanımı uygulamada aktif bir teknik midir? Biyofilim oluşturan anaeroplar için. Şeklinde evet. Bir soru sormuşlar. Evet, şimdi tabii bu süper antibiyotikler önümüzdeki yıllarda büyük açılım getirecek mikrobiyolojiye diye düşünüyorum. Ancak kapsamlı çalışmalar yapmak gerekiyor, denemeleri arttırmak gerekiyor. Umut vadeden bir şey ama şu anda tabii çok da net bir bilgi vermek mümkün değil. Yani süper antibiyotikten katılımcımızın kastettiği bu yeni yapılan pek çok etkeni birden etkili olması düşünülen antibiyotiklerse şayet bununla ilgili muhtemelen daha çok araştırmalara ihtiyacımız olacaktır.
Biyofilm içinde bakteriler maalesef antibiyotiklere daha dirençli oluyorlar. Bunları herkes hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla süper antibiyotiklerin buralara nüfuz edip daha etkili olması mantıken beklenebilir. Yaşayıp göreceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Banu Hocam daha hazır değilse ben Nurver Hocam'a müsaadenizle söz vereceğim. Nurver Hocam da mastoidite ikincil gelişen anaerob bakterilere bağlı bir beyin absesi olgusunu sunacaklar. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli hocalarım, değerli izleyiciler, hepinizi selamlıyorum. Ben de size bir anaerobların neden olduğu bir beyin absesini anlatacağım. Biliyoruz mastoidit orta kulak iltihabının en sık intratemporal komplikasyonu, özellikle iyi tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplarından sonra gelişiyor. Akut ya da kronik olabiliyor. Akut formunda daha çok streptokokus, pneumonia, A grubu streptokoklar, staphylococcus aureus, hemophilus influenza gibi organizmalar etken olurken kronik formda anaeroplar başı çekiyor. Ve yine öbür enterik bakterilerle beraber ya da staphylococcus aureus'la mix enfeksiyon halinde bulunabiliyorlar. Çoğunlukla kronik mastoidit polimikrobiyal oluyor. Ve de onun bir takım intrakraniyel komplikasyonları var. Yani beyin ve beyin dışına olan komplikasyonları. Intrakraniyel komplikasyonlarından önemli bir komplikasyon da beyin intrakraniyel abseler. Esasında ölüm oranı çok yüksek, mortalite oranı yüksek beyin abselerinde. Ama son yıllarda beyin görüntüleme cihazlarının, tekniklerinin ilerlemiş olması, minimal invaziv cerrahinin ve de moleküler tanı yöntemlerinin gelişmesi, tanıyla beraber uygun antibiyotiklerin kullanılması prognozu iyileştiriyor. O ölüm oranında azalma var. Şimdi bizim hastamız 28 yaşında mental retardasyonu olan erkek hasta, acil servise 10 gündür bulantısı, kusması ve baş dönmesi olan, yürüyememe yakınmaları olan bir hasta. Anemnez alındığında tekrarlayan otit ataklarının olduğu biliniyor, öğreniliyor. Basit muayenesinde basit emeklere koopere ancak oryantasyon net olarak değerlendirilemiyor. Kraniyal tomografi çekildiğinde ve MR'ı yapıldığında posterior fossada abse ile uyumlu görüntü elde ediliyor. Bunun üzerine beyin ve sinir cerrahisi kliniğine ileri tetkikler için ve de tedavi için yatırılıyor. Hastaya kraniotomi yapılıyor, abse boşaltılıyor. Bu durumda pre-op, post-op herhangi bir komplikasyon gelişmiyor. Takipleri yoğun bakımda yapılıyor. Daha sonra komplikasyon gelişmeyince servise alınıyor. Yaklaşık 10 gün serviste tutuluyor. Hastanın yarası kuru, temiz, herhangi bir akıntı yok. Vitalleri stabil ve de klinik laboratuvar takipleri olan seyredince, oral rejime de geçince hasta mobilize edilip taburcu ediliyor. Bu arada direne edilen absesi de aerob ve anaerob kültür yönünden işleme alınıyor. Alınan örnek hasta başında aerob ve anaerob kan kültürlerine anaerob kan kültürlerine enjekte ediliyor. Aynı zamanda laboratuvara gönderiliyor. Aynı zamanda anaerob transport yönünün içine
enjekte edilen örnek laboratuvara gönderiliyor. Laboratuvara gönderilince anaerob kan kültür şişeleri kan kültür düzeneğine yerleştiriliyor ve gelen aspirat örneği de rutinde uyguladığımız bez yerlerine ekiliyor. Bunun için anaerob kanlı bez yeri, normal rutinde kullandığımız kanlı bez yeri, çikolata, makkonki, çikolata ve makkonki agar, tioglikolatlı sıvı bez yerine ekimleri yapılıyor. Karbondioksitli ortama çikolata bez yeri, anaerob bez yeri, anaerob ortama, diğerleri de normal 37 derecedeki etibe kaldırılıyorlar. Bu şekilde işlem yapıldıktan sonra söylediğim gibi anaerob ortama kaldırılıp uzun süre en az 48 saat anaerob ortamdakiler 48 saat diğerleri de 24 saat sonra incelenmeye başlanıyor. Baktığımızda aerob 3 günlük aerob yani inkübasyon sonucunda aerob besiyerlerinde bu kanlı çikolata ve makkonki de herhangi bir üreme olmuyor. Tioglikolatlı besiyerde bulanıklık gerçekleşiyor. Şöyle baktığımızda da anaerob besiyerinde değişik farklı kolonilerin olduğu kültür gerçekleşiyor. Bunun üzerine biz şuradaki, buradaki kültürden aerotolerans testi yapıyoruz. Aerotolerans testi için her bir farklı koloniden hem çikolata bez yerine hem de kanlı bez yerine aynı koloniyi ekiyoruz. Anaerob kanlı bez yerindekini anaerob ortama kaldırıyoruz. Çikolata besi yerinde karbondioksitli ortama kaldırıyoruz ve orijinal besi yerimizde, orijinal anaerob kültürümüzle beraber tekrar anaerob ortama kaldırıyoruz. Daha uzun süre inkübe ediyoruz ve de uzun inkübasyon sonunda da yine anaerob besi yerinde, orijinal besi yerinde farklı organizmalar, farklı koloniler olmuş mu diye de yakından takip ediyoruz. Şöyle değişik bu aerotolerans testinde çikolatada herhangi bir üreme olmadı çikolata besi yerinde. Ama baktığımızda anaerob besi yerinde farklı kolonilerden kültürler elde ettik. Şöyle preparat hazırladığımızda da gram yöntemiyle boyadığımızda difteroid gönülümünde gram pozitif basiller, gram pozitif koklar ve gram negatif bakteriler gördük. Mesela şuradaki siyah pigmentli bakteriden elde ettiğimiz, hazırladığımız preparatta gram negatif bakterileri gördük. Sonra bu aerotolerans testinde üremiş olan saf olarak ürettiğimiz, elde ettiğimiz organizmalardan, kolonilerden Malditov MS ile tanımlama yaptık. Bu tanımlamaya göre şöyle ki hem bu arada kan kültür şişesinden hem de hem oradan pozitif sinyal aldık hem de normal transport medyumdan gelen ektiğimiz kültürden mikroorganizmalar ürettik ve de Malditov MS'de bunu tanımlamaya çalıştık. Şöyle ki kan kültürüne ekilen şişeden 4 tane organizma izole ettik. Bunlar Parvomonas micra, Aneurococcus vaginalis, Prevotella nigrescens ve Actinomyces rodingia. Aynı organizmaları normal transport besi yeriyle gelen örnekten elde ettik. Ekstra gemella ürettik. Gemella'yı Malditov MS tür düzeyinde tanımlayamadı. Onun yanı sıra tanımlayamadığı gram pozitif bir kok, bir de gram negatif basit farklı koloni morfolojisine sahip bu organizmaları tanımlayamadı. Şöyle bakarsak tanımlananlar
İşte şurası kan kültür şişesinde gelen örnekten izole ettiğimiz dört organizma. Aynı dört organizmayı biz transport besinleriyle gelen örnekten de elde ettik. Ekstra kırmızıyla boyadığım organizmalar da vardı. Bakarsak Prevotella eskiden bakteriyodesler grubundaydı. Hocamın da söylediği gibi siyah pigmentli bakterilere ait seminerin olduğu, simpozyumun olduğu yıl Prevotellalar şeyden ayrılmıştı, bakteriyodeslerden ayrılmıştı. Şah ve arkadaşları tarafından Prevotella yeni bir cins olarak tanımlanmıştı. Yani bakteriyodeslere çok benziyor. Elvan'ın yaptığı disk tanımlama testleriyle benzer sonuç, kanamisin, kolistin, vankomisine dirençli, bazen kolistine değişik reaksiyonlar veriyor Prevotella grubu. Bu arada 50'den fazla Prevotella türü var, onu da belirtmem gerekiyor. Bakteriyodes'ten farklı olarak safralı besin yerinde üremiyor, safrayla inhibe oluyor. Bu şekilde de organizmayı, biz Prevotella'yı Porphyromonas'tan, yanlış söylüyorum, Bakteriyodes'ten ayırabiliyoruz. Siyah pigmentli Prevotella'ları Porphyromonas'tan da vankomisine dirençli olmasıyla Prevotella'yı Porphyromonas'tan da ayırabiliyoruz. Hani böyle çok sürem kısıtlı olduğu için fazla tanımlamaya giremiyorum. Ama bu yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Şöyle ki, yani bunlar laboratuvarda tanımlanabilen organizmalar. Şurada görüyorsunuz, gram negatif, siyah pigmentli organizmamız. Bu da e-testle yaptığımız duyarlılık testi, ultraviyole ışıkta da böyle röfle verebiliyor. Bunlar ipuçları ama bu klasik yöntemlerle biz Prevotella'ları tür düzeyinden ayıramıyoruz. Burada Malditov MS tabii ki çok önemli bir ayırt eden düzenek. Orada tür düzeyinde ayırt etmiş olduk. Normalde ağız ve vajen mikrobiyotasında bulunabiliyor bu organizma. Periodontal hastalık ve ekstra oral enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bir takım virülans faktörlerine sahip, bağışıklık sistemini aşırı bir şekilde uyarabiliyor. Ve bu nedenle de birçok hastalık enfeksiyon insidansını arttırabiliyor. Ayrıca yapılan çalışma... Sayın hocam, biraz hızlanmanızı rica edebilir miyim? Peki hocam. Gram pozitif koklara bakarsak, peptostreptokoklardan 2001 yılında şöyle gördüğünüz cinsler oluşmuş. Hocam ben de hızlanınca böyle kekem oluyorum. Öyle bir özelliğim de var. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Banu hocam da daha olduğu için onun için anladım, dedim biraz. Anladım. Burada gördüğümüz, yani şunu söylemeye çalışacağım. Eğer tanımlayacaksak, bunu rapor olarak vereceksek, peptostreptokok türü üredi yerine, çünkü bu başlı başına bir cins, onun yerine gram pozitif anaerob kok demek daha doğru geliyor bana. Eskiden peptostreptokok olarak biliniyordu. Şimdi cinslere ayrıldı. En çok izole edilen peptostreptokokus, anaerobius, anaerob koklar, Feingoldia, Parvomonas ve Peptinophilus. Bunlar en çok izole edilen anaeroblar. Genellikle polimikrobiyal enfeksiyon yapıyorlar ve de diğer organizmalarla beraber bulunuyorlar. Bizim burada organizmamız Anaerobius vaginalis, sık izole edilen, klinik örneklerden sık izole edilen anaerob türü. Normalde cilt, ağız, bağırsak mikrobiyotasında bulunabiliyor. En çok diyabetik ayak enfeksiyonlarında izole edilen gram pozitif kok ve kandan da izole edilebiliyor, bakterimi yapabiliyor. Parvomonas'a gelirsek,
Parvomonas daha küçük organizmalar. Mitra adını da oradan alıyor zaten. Morfolojisi hem kolonisi hem mikroskopisi minik organizmalar. Ve de oral patojen, virülansı hayli yüksek, diğer bakteriler ile sinerjik etki yapabiliyor, kapsülü olabiliyor ve H2S oluşturabiliyor. İnflamatuar hücreleri uyarabiliyor, bir takım inflamatuar sitokinlerin salınımına yol açabiliyor. Diğer organizmamıza bakarsak gram pozitif, dallanan sporsuz basil, ilk olarak 1800-1900'lerin başında Sporotrix İsrail'i ismini almış. Daha sonra şimdi günümüzde Actinomyces İsrail'i olarak biliyoruz. En yaygın olan Actinomyces türü. Son 30 yılda çok sayıda Actinomyces türü tanımlanmış durumda. Bu bizim izole ettiğimiz organizma Radingia da 1995 yılında tanımlanmış. Irogenital mikrobiyotanın bir üyesi. Ve de yüzde, boyunda, meme, gövdede ciddi seyirli kronik yumuşak doku apselerine neden olabilir. Şimdiye kadar bana diyebilirsiniz ki ya bunları niye getirdin? Normal beyinde beyin apsesi olabilir ve beyinde de böyle organizmalar bulunabilir. Ama esas benim burada vurgulamak istediğim bu adı konmayan organizmalar. Biz adı konmayan organizmalarımız, yani organizmalarımızın hepsini ürettikten sonra -80'de saklıyoruz. Geriye doğru dönüp tanımlanmayan organizmaları tanımlamaya kalktığımızda moleküler yöntemlerle 16S ribozoma RNA bölgesinin dizilemesiyle biz bunları tanımlamaya çalıştık. Burada gemellayı da tür düzeyinden tanımlayamadığı için üçünü birden 16S ribozoma RNA ile RNA dizilemesiyle analiz etmeye çalıştı. Ve de gemella için şöyle baktığımızda külli faktör alosis geldi. Bu gram pozitif dallanan bir difteroid görünümünde gram pozitif basil yavaş yürüyor, şekerler fermente etmiyor. İlk önce fizobakterium alosis olarak adlandırılmış ama daha sonra moleküler incelemeler sonucunda filofaktör alosis adını almış. Periodontal hastalıklarda karşımıza çıkıyor ve fazla sayıda bulunuyor periodontal hastalıklarda. O yüzden disbiyozisin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Aslında çok marifetli bir organizma. Diğer oral mikrobiyotadaki organizmaları yönetebiliyor ve onları yani değişik şekilde manipüle edebiliyor ve beraber ortak hastalık yapıyorlar. Kendisi belki o kadar fazla var, gene bir takım virülans özellikleri var, bir takım toksinleri, enzimleri var, nötrofillerden kaçabiliyor, nötrofili manipüle edebiliyor. Ama esas burada önemli olan diğer organizmaları manipüle edip hastalığı gerçekleştirmesi. Son çalışmalarda bunun çok virülans faktörü görülmüş. Ama baktığımızda bunun enfeksiyon, diğer vücut bölgelerde enfeksiyon yaptığına dair fazla bilgi yok. Girdiğimde 136 tane kaynak çıktı ama bunun 3-4 tanesi şeyi gösteriyor, enfeksiyonu. Diğerlerinin hepsi virülansıyla ilgili çalışmalar. Dediğim gibi çok marifetli. Diğer organizma yine gram pozitif basil olan bu da Variobaculum cambriense ismini alıyor. Telaffuz ederken bile zorlanıyorum. Şöyle baktığımızda sadece 5 tane yayın var. Bu ilk olarak İngiltere'de çalışılmış. Yani stoklanmış olan Actinomyces adı verilen ancak tür düzeyinde tanımlanamamış 15 tane izolat. Bunların bir kısmı
Birleşik Krallık'tan işte bir kısmı İskandinav ülkelerinden olmak üzere 15 izolat alınıyor ve bunun sanırım yanlış hatırlamıyorsam 5'i bu varibakulum adı veriliyor. Öbürleri başka aktinom ilçesi çıkıyor. Hepsinde polimikrobiyal enfeksiyondan izole edilmiş. Submandibüler, post auriküler, meme absesi gibi polimikrobiyal enfeksiyonlardan izole edilmiş. Şöyle bakarsak bir tanesi bu enfeksiyonlardan önemli geldi bana. 6 yaşında beyin absesi olan bir çocukta yine aynen bizimki gibi otit arkasına mastoidit gelişiyor ve aynı yöntem uygulanıyor. Önce bir iyileşme oluyor ama 3 ay sonra felç beyin absesi gelişiyor. Gördüğünüz gibi şu kadar organizma izole ediliyor. Yani şöyle bir eğilim de var bizde. Çok fazla mikroorganizma olunca biz onları 2 tanesini, 3 tanesini verip ondan sonra kontaminasyon soru işareti diyerek verme eğiliminde olan kişiler var. Gram pozitif kok ya da gram pozitif basil ya da sadece morfolojisine göre tanım rapor verme eğiliminde olan var. Esasında bunun yani ismini, bu organizma ismini küçük bükülmüş çubuk anlamında varibakulum o istiyor anlama geliyormuş. Cambriensis de Galler'in Latince adıymış. Ve de bu da işte şurada gördüğünüz sınıfa dahil olan organizma, Actinomyces grubundan organizma. Yine Çin'de yapılan 4 kişinin katıl 4 olgunun ele alındığı bir yayın var. Bu da hızlı geçeceğim diye dediğim gibi çok şey yapıyorum. Diğer bir çalışmada çok az çalışma vardı. Diğer bir çalışmada sezeryanla doğmuş bir prematüre bebekte 3 haftada 9 dışkı örneği tür düzeyinde genom analizi yapılmış. Hocam dedi, rahat edin, bir miktar uzatma aldık. Onun için rahat evet, edebilirsiniz. Evet. Çünkü iyice kekeme olmaya başladım. Bu da benim. Sonuçta sezeryanla doğmuş bir bebeğin mikrobiyotasını, bağırsak mikrobiyotasını araştıran bir çalışma. Total parenteral beslenmeye geçtikten sonra söylediğim gibi 14, 15, 18, 19, 20. günlerden örnek alınıyor. Ve yapılan çalışmada hayatın 3. haftasında bağırsakta tamamen anaerob fermentasyon bazlı metabolizmaya geçiş olduğu tespit ediliyor. Ve burada da bu organizmanın arttığı gözleniyor. Ve bunun anaerob fermentasyon metabolizmasının bir göstergesi olarak da kabul etmişler. O şekilde düşünmüşler. Şimdi diğer organizmaya bakarsak gram pozitif kok olan Peptinophilus grossensis adını alan bir organizma. Yani ona %99'dan fazla benzerlik gösteriyor organizmamız. Şöyle onun kolonilerini görebilirsek son derece minik ve geç üreyen bir organizma. Ve de seçebilmek çok zor. O kadar yoğun kolonilerin içinde seçebilmek çok zor. Burada Turgut'un adını da anmak istiyorum. Bizim asistanımız da uzman olduğu son derece titiz çalışan bir arkadaşımız, onun gözünden kaçmadı. Şöyle bakarsak bu neymiş, ne zaman kaç, ne zaman tanımlanmış, ne kadar hastalık yapmış diye baktığımızda 2012 yılında ilk tanımlanmış. Fransa'da morbid obez bir kadının bağırsak florasından, dışkısından izole edilmiş ve de şu gros Fransızca şişman ya da yağlı anlamına geliyormuş. Oradan verilmiş. Moleküler olarak da Peptinophilus cinsine yakın olduğu için bu isim verilmiş. Yalnız burada sporlu bir basit olarak söylüyorlar. Biz spor boyasını denedik. Spor boyasını
göremedik. Acaba onlar elektron mikroskopuyla mı sporu gördüler? Onu bilemedik. Sonra bir de bir başka yani toplam iki kaynak var. Birisi ilk izole edilen ve tanımlanan, bir diğeri de yakın zamanda, şöyle bakarsak 2022 bu yıl verilen bir olgu. 23 yaşında kadın hasta, preauriküler ağrısı, şişliği ve o bölgede ısı artışı var. Bu 10 gündür olan bir şikayet. Öyküsü alındığında 2 yıl önce Actinomyces odontolyticus'a bağlı bir füstül enfeksiyonu olduğu, aynı bölgede enfeksiyonu olduğu görülüyor. Birbirine yakın iki apseden drenaj yapılıyor, kültür yapılıyor ama kültürde üretilemiyor organizma. 16S ribozoman RNA dizilemesiyle buna bu izolat tanımlanmış oluyor. Sülbaktam ampicillin ile IV 4 gün tedavi ediliyor. Sonra bir sefalosporinde, oral sefalosporinde 7 gün daha tedavi edilip iyileşme sağlanıyor. Şimdi bizim hasta ne oldu? Tekrar hastamıza dönersek, apse drenajını takiben sağ, yani mastoidotomi yapılmıştı. Hastaya hastanedeyken metronidazol ve sefalosporin tedavisi uygulanıyor. Sonra yoğun bakım servisinde takipleri yapıldığını söylemiştim. Genel durumu düzeldikten sonra operasyonun 10. günde hasta taburcu ediliyor. Bir ay sonra kontrole geldiğinde taburcu edilirken verilmiş olan Avelox tedavisine devam deniyor. 6 hafta sonra, yani taburcu edildikten 6 hafta sonra kontrole geldiğinde çekilen beyin MR'ında postop değişiklikler ve lezyon boyut kontrast tutulumunda azalma var ama tam geçmediği için 2 hafta daha aynı ilaca devam deniyor. Ve 8. haftada kulak burun boğaz konsültasyonuna gelen hasta, durumun iyi olduğu görüldükten sonra antibiyotikleri kesiliyor. Daha sonra hastanın mental retarde olduğunu söylemiştim. Tüm bu anemnezler ailesinde ebeveynlerinden alınıyordu. 4,5 ay sonra hastanın babası geliyor ve hastanın iyi olduğunu söylüyor. Şimdi sonuçta söylediğim gibi beyin absesi normal, ağız floramızda, çoğunlukla da ağız floramızdan kaynaklanan, ağız mikrobiyotamızdan kaynaklanan organizmalara bağlı gelişebiliyor. Komplikasyonlar olarak gelişebiliyor. Burada biz 7 farklı anaerobun etken olduğu bir intrakraniyal apse olgusu verdik. Ve de tek tek baktığımızda, her ne kadar ilk söylediğim organizmalarla ilgili bilgi varsa da bu bakterilerle ilgili bilinmeyen hala çok. Ve de biz bunları tek tek biliyoruz. Tek tek çalışılan örnekler. Beraber olduklarında ne yapıyorlar? Diğer vücut bölgelerinde neler yapıyorlar? Bunu bilebilmemiz için, ya yani ileride bizim daha rahat hastayı tedavi edebilmemiz için, daha iyi yaklaşabilmemiz için, mikroorganizmaları anlayabilmemiz için öncelikle anaerob kültür yapmamız gerektiğini söylüyorum ve elde ettiğimiz organizmaların tür düzeyinde tanımlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve de ona göre bir veri tabanının elde edilmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bu çalışmayı yazın Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan anaerob 2022 kongresi için başvurduk ve kabul edildi. Bunlar, bu olguyu orada poster sunusu olarak götürmeyi hedefliyoruz. Ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada
bu işleri yapıyorsak hepsini kendi ekip arkadaşlarımla yapıyorum. Burada hiç yalnız değiliz. Onlara çok şey borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız bitirmeden önce bir şeyi düzeltmek istiyorum. Demin Mehmet Hocam hani anaeroplarla ilgili bilgiler diğer kılavuzlarda da geçiyor. Bir kan kültürü olmadı galiba dedi. Ben de orada hemen devreye girdim. Orada benim söylemek istediğim Klimud'un kan kültürü kılavuzunda biz biraz iyileştirme yapmıştık. TMC'nin öyle bir kılavuzu yok. Ya da ben bilmiyorum, özür dilerim. TMC'nin kılavuzu değildi. Bunu düzeltmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Nurver Hocam, bu güzel sunum için çok teşekkür ediyorum ben de. Bu arada Banu Hocam... Ben bilgisayarı değiştirip geldim. Tekrar şansıma... Sayın Hocam, o zaman ben müsaade ederseniz Nurver Hocam tam konuşuyorken bir soru gelmişti. Onu hocama ileteyim. Hocam, bir katılımcımız Malditov olmadığını... Anaerob kültür yaptıklarını ve crystal panel kullandıklarını ne kadar güvenilir sonuç verebiliriz şeklinde bir soru iletmişler. Crystal panel kullanıyorlar. Hocam biz ilk başlarda kullanıyorduk bu Malditov MS'imiz olmadan önce. Rapid 32A'yı da çok kullandık. Özellikle gram pozitif koklarda sanki onda da güzel sonuçlar alıyorduk. Ama onların veri bankası çok yeterli değil. Bazıları asakaritik. Öyle olunca özellikle gram pozitif basilleri ayırmakta ben zorlanıyordum. Tabii ki yararlı. Klasik yöntemlere göre, yani geleneksel yöntemlere göre bir adım daha önde. Ama doğruyu söylemek gerekirse Malditov MS onların üzerinde. Onun da yetmediği durumlar oluyor. Veri bankasına bağlı olarak o zaman da moleküler yöntemlere gidiyoruz. Kaldı ki bazı durumlarda o bile yetmeyebiliyor. Evet. Bir de daha çok periferde olan ve imkanları kısıtlı olan rutin laboratuvarda temel olarak anaerob kültür ve incelemeleri için neler yapılabilir gibi bir sorusu var bir katılımcımızın hocam. Aslında yani koşullar zor olabilir ama mikroorganizmalar izole edilip en azından Elvan'ın gösterdiği, yani şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman maddi topumuz da olsa hiçbir zaman geleneksel yöntemlerden, örneğin gram boyamadan, koloni morfolojisini incelemeden geçmemek lazım. Ve de onun dışında da bir takım diskler, tanımlayıcı antibiyotik diskler kullanılabilir. SPS diski dediğimiz yine tanımlayıcı disk kullanılabilir. Onun dışında atıyorum perfringens için ters kemp yapılabilir. Sonuçta yumurta sarılı besi yerinde lesitinaz, lipaz gibi klasik yöntemler kullanılabilir. Bazıları İşte indol duruyor kafam bazen. Chris hocamızın dediği gibi katalaz ve indol testiyle kütübakteriyum akmes tanımlanabilir. Yani en azından sporlu gram pozitif basil, sporsuz dallanan gram pozitif basil geç ürerse, yani fikirlerini söyleyebilirler. Burada klinisyenle iletişim çok önemli ve de üreyen bölgeye göre biz bazı fikirleri yürütebiliriz, bazı ipuçlarını kullanabiliriz. Örneğin bu şeyler daha çok anaerob organizmalar bizim endojen mikrobiyotamızdan kaynaklanıyor ve ona yakındığına göre, diyelim ki ağza yakın bölgede atıyorum dişe eti, yani periodontal enfeksiyonlarda oral mikrobiyota elemanlarını düşünmek en kolayı, ya da batın içinde bir apse varsa
Bakterides fragilisi, kolon mikrobiyotasının önemli elemanı olan Bakterides fragilisi düşünmek, fragilis grubu bakteriyi düşünmek, yani bunlar faydalı ipuçları diye düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapılamaz değil. Klinisyenle epeyce fayda sağlanabilir. Sayın hocam, tam hocam sözü almışken gelen soruları ardı ardı sorayım. Sayın hocam, sizi biraz daha bekleteceğim. Anaeroplarda metronidazol direnci ne sıklıkta demiş bir katılımcımız hocam. Ciddi olgularda beta-laktan beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonu ile birlikte ampirik olarak tedavi verelim mi? Anaerop etken düşünüyorsak eğer. Anaerop türüne göre de değişiyor. Yani antibiyotiklere gittikçe artan oranda direnç geliştiriyor anaeroplar. Ve direnç oranları da türlere, cinslere göre de değişiyor. Şöyle ki metronidazolü, bu benim deminki verdiğim organizmalarda gram pozitif, sporsuz basillerde, kütübakteriyum aknesde vermemek gerekir. Onlar intrinsik dirençli. Hiç denememek gerekiyor metronidazolü. Bakteriyodeslerde diğer gram negatif bakterilerde metronidazol direnci çok az. %1'lerde, gram pozitif koklarda yine %1-2'lerde metronidazol direnci. Bunları en azından deminki söylediğim gibi morfolojilerine göre yönlendirebiliriz. Bizim hastanemizde meropenem, karbapenemler çok kullanıldığı için ve de bizde bakteriyodeslerde karbapenem direnci diğer ülkelere göre çok fazla. Yani uzak doğu ülkeleriyle yarışıyoruz. %10'lara ulaşabilecek durumda. Bakteriyodes fragiliste oluyor o da. Ve bakteriyodes fragiliste metallo enzime bağlı karbapenem direnci olunca diğer beta-laktamlara da direnç oluyor. Bu işte beta-laktam, beta-laktamaz inhibitörlü antibiyotiklere de direnç olmuş oluyor. O yüzden belki karbapenemlere iyi testle bakılıp burada da en çok meropenemi önereceğim. Meropenemde daha çok bilgi, yani şöyle söyleyeyim, daha çok yol gösterici meropenem. Mik dağılımı daha geniş bir yelpazede. İmipenemde mikler ya birdenbire kesiliyor, ya dirençli ya hassas. O yüzden meropenemi öneririm. Meropenemde eğer direnç varsa o zaman diğer betalaktan betalaktamaz inhibitörlerini de vermemek lazım. O yüzden de bana göre burada rutinde yapılabilecek testlerden işte Bacteroides fragilis grubu gördük. Metronidazol, betalaktan betalaktamaz inhibitörlü bir antibiyotik. Bir de karbapenemi iyi testini yaparak klinisyene yardımcı olabiliriz. Eğer hastanın genellikle zaten bazı organizmalara çalışmamız gerekiyor. Bazı durumlarda illaki çalışmamız gerekiyor. Ama klinisyen burada tigesiklin gibi başka bir şey de ya da kinolon istiyorsa da moksifloksasini deneyebiliriz. Sayın hocam, bu arada benim de bu konuda şimdi bu tedaviye girmişken bir sorum olacak. Anaeroplarda tabii biraz önce de konuşulduğu gibi antibiyotik duyarlılığı zahmetli bir iş. Gradyent testlerde pahalı malum ama gittikçe anaeroplarda da direncin bazı özellikle bazı etkenlerde arttığını biliyoruz. Özellikle şu enfeksiyonlarda veya şu örneklerde veya şu etkenlere karşı ne yapıp mutlaka antibiyotik duyarlılığı yapılmalı dediğimiz enfeksiyon etkeni veya enfeksiyonlar neler var mı? Bir de hocam ikinci olarak bu zorluklar karşısında bu iş hep böyle mi gidecek? Bu işin kolay yolu olan disk difüzyon bu anaeroplardaki antibiyotik duyarlılığında ufukta görünüyor mu? Bir gelişme var mı? O konuda bir görüşünüzü alacağım. Sağ olun hocam sorularınız için. Ben muhtemel gelebilecek bir soru olduğunu düşünüp şöyle bir
slide hazırlamıştım. Çünkü çok soruluyor bu. Şöyle ki, hangi enfeksiyon hallerinde antibiyotik duyarlılık yapmamız gerekiyor? Bir beyin absesi varsa, endokardit etkeni ise, osteomiyelit, eklem enfeksiyonu, protez enfeksiyonu, vasküler graftler, bakteremi varsa bu etkenlerin duyarlılık testlerinin yapılması gerekiyor. Ve de yapılması gereken organizmalarda şunlar, eğer burada Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Clostridium, Bilophila gibi virulansı ve direnç oranı yüksek organizma üretilmişse buna antibiyotik duyarlılık yapılması öneriliyor. Şimdi uzun bir süre CLSI onun kılavuzunu kullandık ve o kurallara uyduk, o standartlara uyduk. CLSI Agarda divizyonu öneriyordu. Bunu Sir Rissi hocam çok güzel anlattı. Bir de bakteriyodesler için Broad dilüsyon yöntemi vardı. Mesela hiçbir zaman disk difüzyonu kullanılmaz deniyordu. Ne UCAST ne de CLSI gradient test, E-test'i önermiyorlardı. E-test'i alternatif yöntem olarak öneren FDA. Ama UCAST bunu kırmaya çalışıyor ve de karar aldı. Disk difüzyonu geliştirmek için çalışmalar yaptı. Hatta bu yılın başında UCAST'ın sayfasına girersek bu verildi de. Yani şöyle söyleyeyim, bunun için bir çalışma grubu oluşturuldu. 10 ülkeden, 17 merkezden katılanlar oldu. Biz de bu katılan merkezlerin arasındayız. Önce 35 tane izolat gönderdiler. Bunlar 5 farklı tür ya da cinsten oluşuyordu. Bunların farklı sınırlı sayıda antibiyotik diski kullanıldı. Ve de türe göre söylersek bunların içinde penisilin, bakteriyodesler hariç, özür dilerim. Penisilin, meropenem, metrendazol, klindamisin ve de gram pozitif basiller için vancomisin olacak şekilde diskler, hepsini besi yerine diskleri o merkezden gönderdiler. İsveç'ten gönderdiler, birden duruyor kafam. Merkezden gönderdiler ve de kullanılan besi yeri Fastidious agar, Fastidious anaerob agar, ülkemizde yok toz formu ve de çok ilginç mikroorganizm koloniler çok çok büyük. Yalnız şöyle bir sakat yanı var. Gram pozitif kok da gram negatif ya bakteriyodes de hepsi aynı boyda ve çok büyük koloniler oluşturuyor. Koloniyi ayırmak zor. Onun için tamam şeyi için duyarlılık için iyi ama tanımlama için iyi bir yöntem değil. Ve de at kanı kullanılıyor. Dediğim gibi farklı merkezlerden bilgileri aldılar, verileri aldılar. Ona istinaden bir kılavuz oluşturdular ve de bu yılın başında UCAST sayfasında çıktı. Yani yakında bu profili genişletecekler, başka antibiyotikler, başka organizmalarda kullanacaklar ve de çok güzel çalıştığını görüyoruz. Kaldı ki 16 ile 20 saat arasında sonuçlar okunabiliyor. Yani bence artık rutine geçecek gibi gözüküyor. Teşekkür ederim hocam. Yöntemi. Çok teşekkür ederim hocam. Ben şimdi müsaade ederseniz Banu hocama sözü vereceğim.
yarım kalan sunusunun devam etmesi için. Sonra da değerli katılımcılar, birçok sorular ve katkılar geliyor. Zaman kalırsa da onların da bir kısmına değinmeye çalışacağım. Buyurun Banu Hocam. Tekrardan iyi akşamlar. 79 yaşında bir erkek hastanın steril pürüzü olduğundan bahsetmiştik. Ne zaman anaerobik inceleme yapacağımızı özetlemiştik. Nitekim hastamızdan supropubik aspirasyon örneği isteniyor ve 72 saat sonra anaerob plaklarda üreme saptanıyor. 10 üzeri 5 koloni oluşturan birim olacak şekilde. Şekilde gördüğünüz gibi 1 milimetre çapında parlak küçük koloniler meydana geliyor ve buradan yapılan gram boyamasında pleomorfik yapı gösteren gram pozitif diftroid benzeri yer yer kokoid formasyonda basiller, bakteriler görülüyor. Yine kültürden katalaz testi yapıldığında katalaz negatif olarak saptanıyor. Burada yeni ve eski isimlendirmeye göre anaerob, en sık karşılaştığımız anaerob gram pozitif basillerin dağılımını görüyorsunuz. Hatta katılımcılardan da bir soru gelmiş Mehmet Hocam. Belki buradan da bir cevap olur. Anaerob gram pozitif basillerin konvansiyonel yöntemlerle tanımlanması dediğimiz zaman maalesef diğer hocalarımın bahsettiği gibi tanımlamamız söz konusu olamıyor şu anki veriler çerçevesinde. Dolayısıyla bu izolatta da önce kütle spektrofotometresiyle daha sonra da diz analizi yaparak, 16S DNA diz analizi yapılaraktan tanımlanıyor. Ve tanımlanma sonucunda propionic mikrobiyum lenfopilum olarak adlandırılan bir bakteri ortaya çıkıyor. Peki bu bakteri nedir dersek, ilk defa tanımlandığında 1900'lü yılların başlarında Bacillus lenfopilus olarak adlandırılıyor. Çünkü Hodgkin lenfomalı bir hastanın lenf nodundan izole ediliyor. Propionibacterium'ların ya da Cutobacterium'larının yer aldığı Propionibacteriaceae ailesi içinde yer alıyor bu bakteri ve tek tür. İlk önce Corynebacterium, daha sonra Propionibacterium ve bugün içinde Propionimicrobium olarak adlandırılan bir bakteri. Peki bu bakterinin mikrobiyolojik özellikleri nedir diyecek olursak, biraz önce söylediğim gibi gram boyasında oldukça pleomorfik, diftroid bir görünüm sergiliyor. Yer yer kokoid görünümde olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi en yakın tanımlayabilen, en yakın olduğu cinse baktığımız zaman kolay kolay ayırt edemediğimizi görüyoruz. Hatta katalaz aktivitesi de değişken özellik gösteriyor. En sık hangi anaerob bakteriler üriner sistem enfeksiyonu yol açabiliyor diye soracak olursak ve hatta üriner sistem enfeksiyonlarında gram pozitif ve gram negatif basiller dışında anaerobik kokları görüyor muyuz diye soracak olursak, aslında bugüne kadar yapılmış yayınları incelediğimizde her türlü anaerob bakterinin yer alabildiğini görüyoruz. Burada bir koklar arasındaki bir derlemeyi görüyorsunuz. Phenogordia'dan tutun anaerokok gibi ya da Peptococcus niger gibi birçok farklı gram pozitif kok görebileceğiniz gibi Veinolella gibi gram negatif kok da etken olarak görülebiliyor. Sadece buradaki olan hasta gibi 79 yaşında altta yatan hastalığı olan hastalarda değil, yeni doğan 2 aylık bir bebekte de görebiliyoruz. Ya da yoğun bakımda yatan çoğu üriner kateteri bulunan hastalarda da anaerob enfeksiyonlarına rastlayabiliyoruz. Nitekim ikinci sırada gördüğünüz yayında kateteri bulunan hastaların %25'ine yakını, yani neredeyse dörtte birinde anaerob bakterinin izole edildiği bildiriliyor. Yine keza hamilelerde de görebiliyoruz. Yani öyle azımsanacak bir durumda değil. Şimdi genel olarak anaerob enfeksiyonlarına baktığımız gibi, değerli hocalarımızın anlattığı vakalarda da gördüğümüz gibi bakterimi, abdominal enfeksiyon, gibi, beyin absesi gibi, daha önemli, daha sık gördüğümüz
enfeksiyonların yanı sıra üriner sistem enfeksiyonunu niye getirdim diye soracak olursanız, burada gördüğünüz gibi anaerob enfeksiyonların yüzdelerine baktığımızda hakikaten üriner sistem enfeksiyonları oldukça az. Ama anaerob dergisinde yeni 2022 yılında çıkmış bir derlemede, Boyanova'nın bir derlemesi bu. Acaba biz üriner sistem enfeksiyonlarını underestimate ya da overestimate yapıyor muyuz? Yani bakmadığımız için mi bulamıyoruz diye bir soru ortaya atıyor. Bir başka önemi ise özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda, diyabetik hastalarda ya da işte ileri yaşlarda üriner sistem bölgesi bakterimeler için bir odak oluşturuyor. Nitekim yakın bir zamanda Badi ve arkadaşların yaptığı çalışmaya baktığımız zaman gram pozitif koplarla meydana gelen bakteri emilerinin odağı neresi diye bakıldığında üriner sistem enfeksiyonları abdomenden sonra ikinci sırada geliyor. Bunu niye koydum? Burada idrarın gram boyamasının mutlaka laboratuvarlarda yapılması gerektiğini, sadece püri de yeterlidir. Yani direkt idrar analizinde lökosit görmedim, o zaman enfeksiyon yok diye düşünmemek lazım. Bir de çünkü nötropenik hastalar var. Eve hangi mesajları götürelim son olarak söyleyecek olursam, gram boyama ile direkt mikroskopik değerlendirme anaerobik mikrobiyolojide hangi enfeksiyon olursa olsun çok önemli bir yere sahip. İdrar da bunun içinde. Steril püri durumunda özellikle yatan hastalarda, yoğun bakımlarda yatan hastalarda, yaşlı bireylerde, immünsüpresif hastalarda anaerobik etkenleri unutmamamız gerektiğini, yine diyabetik hastalarda unutmamamız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Teşekkürler. Banu Hocam, çok teşekkür ediyorum bu güzel sunu için. Özellikle de atlanan vakalar oluyor mutlaka bu konularda. Güzel bilgilendirmeler oldu bence. Umarım değerli katılımcılarımıza mutlaka faydalandıkları bilgiler aktarmışızdır. Bu arada bazı soru ve katkılar var. Müsaadenizle onları da bir miktar aktarmak istiyorum. Bir kere öncelikle birçok katılımcımızdan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'ne ve hocalarımıza çok teşekkürler var. Yine Mustafa Özyurt Hocam, özellikle ciddi anaerob enfeksiyonlarda klinisyenlerle laboratuvar hekimlerinin koordinasyonlarıyla farkındalıkların mutlaka arttırılması gerektiği ve kültür taleplerinin yaptırılması, anaerob bakterilerde de özellikle beta-laktamaz aktivitelerinin klinisyenlere hatırlatılması şeklinde bir katkısı var. Onu ileteyim. Bu arada Nurver Hocam, bir katılımcımız anaerob bakterioloji kursu için Nurver Hocamız bir tarih verebiliyor mu şeklinde bir sorusu var. Aslında Güven Hocamız söyledi, Eylül'de tarihi belli. 13 Eylül miydi hocam? Evet. 13-15 Eylül. Yine Marmara Üniversitesi'nde yapılacak. Hangi üniversitede hocam? Bizim okulda yapılacak, bizim hastanede. Tamam. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak. Evet hocam. Sayın hocam, zamanımız da bir ek süre alarak bayağı bir aştık zamanımızı da. Biraz daha sorular vardı ama hepsini sanıyorum soramayacağız. Ben tüm hocalarımıza güzel konuşmaları için teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımıza hem soruları, katkıları için, özellikle de katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ve ben sözü Güven Hocam'a veriyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi her şey. Sanıyorum dinleyiciler, katılımcılar yararlandılar. Onların sorularını, eksik olanlarını da gözden geçirip onun üzerinde yeniden
yeniden yapılacak sunumlarda ya da karşılıklı değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi her şey. Evet, oturumu kapatıyorsunuz herhalde hocam, değil mi? Bitti oturum. Evet. Katılımcılarımıza hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Selamlar diliyorum. Diğer hakikaten ben bir daha baktım hocam. Birçok soru daha var. Ama onları dediğimiz gibi inşallah daha sonraki oturumlarda fırsat olur. Yine konuşma fırsatı olur inşallah. Çok teşekkürler.